Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve kuru üzüm yapımıyla bugün karşınızda olacağız. Ve kuru üzüm yapımında halam da bizimle beraber, ablam da bizimle beraber. Bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedik. Yine köy hayatında hava derecesi bugün düne göre biraz daha iyi. 37-36 derecelere kadar biraz daha düşüş yaşadı arkadaşlar. Biraz daha serin, tam güzel havalar. Üzüm reçelinden sonra kuru üzüm. Reçellerin tadına baktın mı hala? Hı. Nasıl? Güzel, bastık çok güzel oldu. Senin orada güzel biberli ekmeği yapıyor, burada da güzel reçeller yapıyor. Onu da yapıyorum, kuru üzümü de yapıyorum size. Bunu da yiyin bakayım, beğeneceğiniz mi? Selam Sultan'la beraber. Bu Hassa üzümü. He, Hassa üzümü. Hassa'nın meşhur üzümleri arkadaşlar. Güzel olur ama bu üzümü de çekirdekli. Çok güzel, bir de şey, çekirdekli faydalı. Bağırsaklara faydalı. Tabii ki. Bu çekirdek bağırsakları çalıştırıyor. Aynen. Biz bunu da bunun uzun üzüm var. Parmak. Siyah. Parmak olan var. Parmak çok güzel. He. Bu da çekirdekli bebeğim. Bu da. Gevrek üzüm güzel olur kuru üzüme. He. He. Gevrek olucu. He. Aşırı gevrek. Bunun normalde yapılışı nasıl? Şimdi bunu şeyle köstük diyor biz. Köstük diyor. Köstükle aslı zeyt. Aslı zeytin yağını karıştırıyorum. Bunu süzgece koyuyorum, batırıyorum şeyin içine. O yaptığım köstüğün içine. Sonra onu dama seriyorsun. Süzücü. O kuruyana kadar öyle kalır. Sonra kuruduktan sonra iyice sıcak suyla yıkayacaksın. Geri sereceksin. Kurudu mu toplarsın. Bir bardak aslı zeyt. Yok, her sene yaparım ben. Ben de vallahi. Kara üzümden yaparım. Ben de yaptım. Güzel oluyor. Geçen sene daha dinliyorum. Siyah üzümümüz güzel olurdu da bu sene olmadı. Bozuldu. Yoksa her sene bana yapıyorum. Sarı üzüm var şimdi. Yok. Sarı üzüm. Kara üzümden yapıyorum. Şimdi benim reçere bak ne kadar güzel olur. Seninki esmerleşik, çok esmer olur. Yok. Şimdi ne? Şey, üzüm reçeli. Aba, iyi de gördün, ben göndermedim ki. Yeni yaptım bunu. Yok, kırmızı üzüm. Ahmet'e vermedim ben üzüm. Üzüm reçeli var da, bizde var ya biraz. Daha düşürücük var ya. Üzüm reçeli. Üzüm reçeli. Üzüm reçeli güzel ama. Sen görsen. Sen görsen. Bir güzel, bir güzel. Bir parayı takına geç. Bir şey mi kaldı? Kabak reçelim kaldı. Onu işte. Tatlı? Kaç tane? 4-5 tane var. Evet. Onu yapacağım. Ha. Kısmet olursa giderlerse bari gönderirim. Ha, aynen işte, ben de göndereceğim ama. Yok, kışın güzel. Bastik olsun, bu olsun. Kışın güzel yeniyor. Alırım, bardan da değil mi? Ceviz mi? Elin içine koy, ye baktım. Öyle güzel mi? Öyle güzel mi? Kuzgan sefer oldu. Yıkadım ya, o şeyi yıkadım, sulandı. Ha. Esas yıkanması lazım, sonradan yıkanması lazım. Ha. Çocuklar el vurdu, şey oldu, yıkadım mecbur. Sen sonra yıkadın, ne yıkadın ki? Zaten yıkayacaksın. Doğruduktan sonra. Zaten çocuklar yediler. Hangisini sonra yıkayacaksın? Bunu, kuru üzüm sonra yıkayacaksın. He, biz zaten bir şey yaptık ya, hassada gördük ya. He, kuruduktan sonra. Yıkanıyordu ki. Ya hassadaki sistemi hala bir görsen. Belki şey olursa videoda izlersin. Vallahi. Ama nasıl bir şey? Sistem gerçekten, makinesi öyle bir dökümü var.
Gerçekten çok güzel ama 10 kişi çalışıyor ama makinenin başında. 10 kişi ama, çalışıyor. Hmm. Çok da zor yani. Yani kolay da. Ama çocuklar gördü nasıl yoruluyorlar. Vallahi. Zor değil mi? Selam nasıl benziyor ilerlenen seni? Gözlerimiz benziyor mu? Hani niye darlar? Niye benziyor mu ben anana? Ne? Bacı diyorlar. Diyorlar ya anan anan ne benziyorlar diyor. Benziyorlar bacı. Gördüğümüz zaman mamuş diyorlar bacı mısınız? He ben çok benzetiyorum. Akrabalık yok hiç yok. He niye bilmiyorum Allah'tan. Doğru. Çok diyorlar bacı. He. Şimdi selam halam biraz iyi biraz kilolu. He, halam he. Biraz daha zayıf olsa ya da sen biraz kilolu olsan. He. Tamam bunda. He. Verirdik baraba, mamur, ikimiz. He. Bunlar bacım diyor. Eskiden he? He. Bunlar bacım bacı. He diyordum. Halam yaşça benden büyük. He. Ama ben biriydim diye kimse bilmezdi yaşım küçük olduğunu. He. Aynen bizi benzettilerdi. Çok. Ama gerçekten benziyorsunuz yani. Benziyor. Bir de çok iyi geçindik bu araba. Hem de nasıl. Yani gerçekten bak kızlarımız da iyi geçiniyorlar. Gelinlerle hiçbir sorunları olmamış. Eskide diyor gelin görümce kavga yapalım tartışalım. Aynen. Şimdi gerçekten kimse yapmıyor. Oturduk babuş bu arada. Arkadaş nasıl? Aynı değil o da. Aynen. Arkadaş değil. Kimse yok. Suya beraber. Kişi. Bir yere işe beraber. Bir şimdi bazen yapak beraber. Bir İncirli'ye gidelim beraber. Bir videoda ablamla Şule'yi sormuşlar hani sanki arası bir diye. Zaten öyle bir şey hiç olmadı. Çok şükür aynen. Olmazdı. Biz 15 senelik gelinimiz daha bir gün küs kalmadılar. Yani. Şöyle bir şey daha yorumda yine. Mesela demişler, Mehmet demişler, annene ne kadar düşkünsün. Mesela anneni çok seviyor biraz. Eşine de öyle misin hiç yapmıyor. Şimdi şöyle ayrım kayırım hiçbir zaman olmadı. Olmazdı arkadaşlar. Yani. Tabii eşim de ayrı, annem ayrı olur mu? İkisine yani. De aynı şekilde öyle. Ama ona sevgisizlik, yeri, ona sevgisizlik olur mu? Anne daha başka. Ya, annenin sevgisi. Evet. Tabii yeri başka. Herkesin yeri başka. Tabii. Bacının yeri ayrı, kardeşin yeri ayrı. Çocukların dördü de ayrı. Düşkünler oldu bitti. He. Dördü de yani bir kişi de oldu bitti. Tamam. Bana mahvede. Şöyle de benim eşimdir yani. Tabii öyle bir şey olur mu? Şöyle. Yani çocuğumun annesidir yani. Onun tabii. Sevgisi o ayrıdır onun. O annenin sevgisi sevgi. Ayrıdır arkadaşlar. O ayrı bir sevgi bebeğe. Aslında böyle yorumlar da yapılmaz. Yani yapılmaz çok, bir kişi yapmış. Ben onun için bir böyle bir aşklık belki sizlerin de aklına gelebilir diye böyle bir şey söylemek istedim. Olur mu? Eş başka, anne başka. Tabii. Şimdi Şule ile ilgili çekimlerde ise arkadaşlar ailesi Şule'nin ailesiyle ilgili çekim yapmıyorsun. Şimdi istemezler diye orada çekim gelinleri falan var annesinin. Belki istemezler diye, razı olmazlar diye. Belki bir şey demezler hani o çekim yaptığım zaman ama içten istemezler diye. Ben orada çekim yapmak istemedim ama çok eski videolarımda bir çekim var ama kısmet olursa şöyle bir şey. Annesi çok güzel tandır ekmeği yapıyor. Biberlerine tandır ekmeği çok evet. Güzel yapıyor. Annesi gire gidiyor mu diye yorumlarda gidiyor tabii ki arkadaşlar. Olur mu ya nasıl? Annesi gire gitmez mi? Gidiyor tabii ki de. Ama çekim fırsatımız olmadı. Biz köy işleri çok yoğun olduğu için gidiyor mesela. Ben gidiyordum şöyle bazen bırakıp geri geliyordum. İşlerimi hallediyordum. Gerçekten böyle baktığınız gibi kolay değil. Gerçekten çok zor. Biz bu çekimlerle beraber köy işleri bitmiyor. Yani yoğunluk. Oraya git buraya gel. Tek araba olduğu için de buraya gidiyoruz buraya geliyoruz. Yani gel kolay anne. Değil. Gittiğim zaman da bir iki saat, üç saat durup geri geliyorum. Çünkü burada işler bitmiyor. Öyle sandığınız gibi kolay değil. Ama kısmet olursa da inşallah annesinin tandır ekmeği, biberli ekmeği yapımını inşallah sizlere kısmet olursa paylaşırız ilerleyen zamanlarda. Yani öyle bir düşmanlık mı, şeymiş, neymiş? O da anne. Düşmanlık çekmedi. Yok. O da anne. Şimdi ben de bazen altına şöyle diyor ki böyle yazıyorlar ya, espri yaptığı şey söyle diyor. Şule'yi kaçırdım. Yok çok şükür biz de kaçırmamadı. Düğün dermekli oldu çok şükür. Yok çok şükür. İkine de düğün oldu. Kimseye de şükürler olsun bir sorunumuz yoktur. Yok. Olmaz da. Ne ya nişanlı hikaye ne de evlendi. Hiç kimsene sorunumuz yok. Olmaz da.
14-15 yıllık gelinim o biri. Birbirine sorunlar oldu, ne tartışmalar oldu çok şükür. Yani yok şöyle, ailede illa ki sorun olur. Tabii ki ama yani biz sorunsuz bir aile yok. Yani, yok bizde öyle kinmiş, düşmanlıkmış falan öyle bir şey yok. Hayır. Ama sorunsuz bir aile yoktur. İlla ki tartışma olur, sorun yani bizim videolarda gördüğünüz gibi illa ki biz aile içerisinde de bir ufak bir tartışmalar, ya. Ufak bir şeyler. İlla ki oluyordur arkadaşlar. Bunlar yani kimin ailesinde yok ki tartışma, sorun. Eşle, eşinizle, çocuğunuzla, genelinizle, onunla bununla ufak yani böyle. Çok abartılacak şeyler yani, değil. Büyütmeyecek bir şeyler. Tabii ki. Onlar da artık tuzu biberidir. Şaban dediğin gibi o da evin tuzu biberi. Kara biberi. Yani olacak bu kadar da. Dört dörtlük hiçbir hayat yoktur. Yani ufak tefek. Çok şükür böyle sorunlar olsun. Şeyler olsun da. Aynen. Bir sürü çıkar ha bu. He. İşte dünden beri yıkadım. Bekliyorum. Çünkü şimdi yemek yapacağım. Deniz de gelir. 5'te gelici Deniz. Kaçta? 5'te. Düğün varmış. Şeyde hamlara gideceğim. Gideceğim mi? Deniz nereden mi? Gitsin ya. O işini istiyor beraber yani, gitmesini. Gitsin. Valla düğünler iyi düğünler olmaya başladı. Virüs bitti. Düğünler başladı. Ama virüs geri çoğalıyor bakalım. İşte o yüzden virüs geri çoğalıyor. İşte herkes iç içe mi iç içe geri çoğalıyor. İşte onun için çok oluyor ya. Sen tüküyorsun, gel. Ha sen bunları seç içinde mi? Getir de gel. Getir bak. Bu legenin, içinde yapalım. Şimdi ikinci aşama ne? Şimdi bunun içinde şey yapacağım. Şey yapacağım. Araştıracağım, süzücük, sericik. He. He. Biraz da tuzlu. Bir de bu. Aksın biraz suyuna. Yapını getirin şunu. Aşı. Bu ne dedim bunun ismi? Köstük. Köstük. He, buna biz şey diyor. Patrana diyorlar, bilmem ne. Soda önce çamaşırı kata. Dur, ayzı kaşık getir. Bu adamın ellerin çürüdü ya. Senin de ellerin çürümüş ha abi. He? Ellerin diyorum, bayağı çürümüş senin de, çatlamış. İyi ya. Tandır yapıyor uçağımı. İyi ya. Olay mı? Köy hayatı ha. Yağla beraber ha. Yağla bu. Bu çünkü el parçalar. Bizi gördüğümüz makinede de mi aynısı var? He. Görmedin mi bunu gibi şeyde? He. Ne? Yağ gibi şey. Bir git üstüne sıçam artık. Araştır ya. Dur, bir onu da bir onu araştır. Yok. 10 kilo dur. Yeter. Biraz kalsın içinde. Bu da bir sefer daha yapılır. Daha bizimki de var ya. Bizimkini de toplayacağım. Bu bekleyici mi içinde biraz? Yok fazla değil. Şimdi hemen. Şimdi şey dama sereceğim. Biraz buyurun. Sen içine ser. Vallahi kuru üzüm yapıyor. Buyurun gel. Hoş geldin Şarabengi. Dedim ya sana. Sağ olasın. Biraz beklesin. Süzüp. Çıkaracağım yukarı. Dama çıkaracağım. Evet. Biraz beklesin. Zaten bu güneş vurdu mu o köstük ziyahleştirir hemen. Hemen. Bezin üstüne koymayacağım mı? Ya bezi ha. Sereceğim. Ha. Zaten kendinin bezi var. Ben kirli. De bezde koyuyorum. Yağlı onun üstüne sereceğim. Ha. Bezin üstüne. Gel otursana. Sandalye koy otur. Pişik mi özellikle? Ya. Evet çok güzel. Hastadan geldi. Çok güzel yıkadı. Kadından yapıcı da mı olmalısın? Bakma Şarabengi, bizim buradaki üzümler bir şeyler, oradaki bizimki hiç kükürt mükürt. Güzel, çok güzel.
Hiçbir şey yok. Ama oradakiler çok güzel. Elini vurma, elin parçalarını. Ha. İyidir. Şey mi, yağ mı? Yağla köstük var ya içinde. Yok kız ama göreceksin. Makinenle ne yapıyorlar? Çok güzel oluyor. Hı-hı. Ben sadece kırmızıyla ne yapacaktım? Baktım az. Onun için şey yapmadım. Kaşın sobanın yanında yerik işte beraber. Daha iyi. Çevirdik aslında daha faydalı. Aslında faydalı. Bastıklara çok. Bastık. Yumuşak yumuşak. Aynen. Daha koruyucu yaş daha. Dur, dur sizi. Ayse dur. Elini vurma, vurma. Elini vurma. Elini parçalar. Bugün diyor ki kadın diyor, ben de kuru üzüm yiyorum diyor. Niye diyor hep aklım üstü yağlı yağlı yıkarken. Diyor, demek ki buna şey koyuyorlar. Ziya ne içindeki? He? Şey köstükle zeytinyağı. Aslında değil, tamam. Onu Ayze uzağa dökün bak. Annem o şey, bayağı bez vardı ya bastık serikten. Onu da bana ver, onun üstüne üzümü sereceğim. Toprağın üstüne ver. Yukarı en üst katı değil mi? He, en üst katı. Şeyi getirin bezi, öyle serek gelin. Yok. Serilme aşaması. Açarsak daha iyi tez kurur. Verim, taş var şey. Böyle mi? Şeyler var orada. Yok bu şeyi, bastık serdik ya. Öbür şey olmaz mı? Şey olmaz onlar. Yok oğlum, aynı bastık sardık diye.
Şimdi geri şey oldum, makineye atarım, kaldırırım bunu, lazım olur. Ya bak plastik yerleri. He. Bizi yiyecek ya, kimse yedirmeyiz. Şeyle, böyle dırmıkla yapıyor kendini. Kürek gibi kürek. He işte biz yapıyor ya, kürek şey yapıyor, ineklerin altına yapıyor. Bundan alıklar. Ya ne, rüzgar vurmaz değil mi? Yok, aha beni. Ha, taş koyacak. Tamam, birini de bırakırız. Yok, he. Bu yarın olmasa bir gün toplanır. O zaman videoyu yarın diğer güne bekleteceğiz inşallah. İnşallah. Bitime kadar bekleteceğiz. Evet, son aşamaya inşallah sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik videomuz devam ediyor ama artık yarın mı diğer gün mü, hadi devam edelim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, ezanımız okunuyor. Kuru incirimiz, kuru üzümümüz pardon. Kuru incir de var evet. Akşam ezanı okunuyor. Hayır. Ve ezanımızı yine kısmet oldu arkadaşlar, sizlere paylaştık akşam ezanımız. Şöyle bir şey, aradan 2-3 gün geçti. Evet. 2-3 gün geçti ve üzümümüz ve incirimiz, biraz incir de annem koymuştu. Aklım Mustafa'da kaldı, geliyor mu diye de. Ve şimdi yıkama aşaması var. Annem bir daha yıkayacak ve serecek. Bu bitiş hali arkadaşlar. Biz videomuzu bitireceğiz. Çünkü bayağı bir uzadı. Daha önceden paylaşacaktım ama. Bakın ben aklımda kalmış dedim. Geldi. Niye geldin? Geldim. Gel bu tarafa. Gel nenenin yanına gel. Gel. Gel nenenin yanına gel. Evet orada nene gel. Son aşama arkadaşlar bu. Üzümümüzde. Kuru üzümümüz. Şöyle evet, sizlere göstereyim. Evet. Baba, gelin. Gördüğünüz gibi kuru baba, üzüm gelin. Bu şekilde hazır gelin. Hale. Evet, hazır. Tamam tamam geliyorum. Güneş vurucuyu toplayıp evet. Kaldıracağım. Şu anda hazır halde. Yine annem yıkadıktan sonra bırakacak, sabah toplayacak. Ve videomuzu ama biz bitireceğiz. Bak, şu olan, zaten şu olan bak bunlar atılacak. Evet. Akşam üzeri olduğu için de biraz odaklama, telefonda odaklama sıkıntısı var. Baba! Gün ışığında kapandığı için. Yok, o içi fış olan şey bu, onu atıyor zaten.
Gel, hayır, 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 hayır. Hayır, bırak. Gel buraya. Baba. Hayır, gel. Oo, görüyorsunuz yaptık şey, evi yaptıktan sonra arkadaşlar sobadan gelen is bayağı bir burayı şey yaptı. Tekrar tekrar boyadık, olmadı. İçeriye kadar da sildi. Bu bayağı, hayır. Hasta olursan açılır. Bura tekrardan boya olacak, tekrardan temizlenecek. Biz burayı komple tadilat yaptıktan sonra inşallah komple buraya boya, fayans gibi yapacağız inşallah. Hayır, gel. Burada enerjimizin suyu olduğu için burada yıkamak istedik. Aşağı indir, geri çıkar yapmak istedik. Ve yukarıdan köy görüntüsü, bir ablamız yine bizlere yorum yapmıştı. Baba biraz sen mısın? Hasta olursun, hasta. Daha yeni hastalıktan. Suya basma. Yukarıdan ama gün ışığı kaybolduğu için ne kadar da olsa görüntü belki alamayız ama. Yine mi suya gitti anne? Su sıcak sıcak, güneş vurup yaşıyor. Baba. Efendim? Bu arabana giriyor mu? Evet. Bak orada giriyor mu arabana? Evet, evet. Orada da aşağıdan arabana giriyor mu? Gel baba bak. Gel de bak. Hayır gitme, gel. Hayır. Baba gel, bu arabaya giriyor mu? Evet. Bu arabaya giriyor mu? Evet gel, anne bak. Aşağıda bak. Gel, gel hadi gel. Git nenenin yanına. Hadi. Nenenin yanına. Ben korkarım dandan. Baba bak ben nasıl öpüyorum. Tamam, aferin sana. Dede abici dede. Nasıl oturuyor? İte git hele basma. Bunu ters basma. Çevireceğim. Evet, bayağı suyu sinmiş içine. Tabii ki. Yok, bu iç tarafı şey ya. Yıkamadan önce şimdi şey oldu mu, geri bunu makineye atarım. Tekrar bir şey serpeyim sana. Temiz kalsın. Yapma onu. Hayır yapma. Diğer taraftan da dere yatağı. Çatı katı yapacağımız için bu odayı yapmıştık. Daha önce izlemeyenler varsa, bayağıdır üst katı hiç paylaşmadığım için buraya odamızı yaptık. Burası teras kat oldu o zaman. Gerçekten burası yazın buz gibi oluyor arkadaşlar. Bak sana gösteriyor. Sanki bu üzüm. Evet üzüm bu. Evet Mustafa size üzümü gösteriyor. Bu ateşin üzümü yiyecek. Şimdi acık tutacak. Bu ateş bu üzümü yiyecek. Ateş üzümü yiyecekmiş. He tamam. Tamam. Teras kat yaptığımız zaman tek oda. Biz şimdi teras katla ilgili bir fiyat aldığımız zaman şöyle bir fikir daha aklımızda oluştu arkadaşlar. Belki bir iki oda daha yaparız buraya. Ve sadece ön tarafı, gördüğünüz bu tarafı inşallah teras kat gibi olacak şuradan itibaren. Şöyle burası komple bir balkon şeklinde, teras kat şeklinde inşallah kullanacağız. Ve üzümümüz de aynen bu şekilde arkadaşlar. Tamam işte böyle yıkandı. Dökme bak, döktün hep, döktün. Bu bir gün, yarın toplarım, poşetlerim kaldırırım. Çocuklar kışın sobanın yanında yerler. Aha, ne ilaç, ne toz, ne aynen şey. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Bir de burası yüksek ya, toz muz da gelmiyor. Bu da benimkinin çilekliği de var. Evet. 5-6 kilo var yeter. Hadi bebeğim. Hadi aşağı inelim. Hadi, hadi aşağı inelim. Ve arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bebeğim. Hadi kurbanı. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Yavaş yavaş düşmez. Yavaş yavaş ya düşme. Geliyor, geliyor baba. Geldim hadi abi, ben de geldim hadi. Tamam hadi in hadi. Gel oğlum, geliyor, in, hadi, geliyor geldim. Baba. Hadi dede ol hele, dede ol.